Denizli, günaydın Londra. Doğru tarafsız ilkeli Eurogeç ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün çok değerli yine iki tane konuğum var sevgili izleyiciler. Sayın Özlem Özçelik ve Necla Aydın benim konuklarım bugün sevgili izleyiciler. Biraz sonra buradaki okuldaki eğitimleri konu alacağız. Gerçekten buradaki okuldaki eğitimler yeterli mi? Sayın Özlem Özçelik hoş geldiniz. Merhaba, hoş Necla buldum. Aydın siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Özlem Çelik kimdir? Biraz Özlem Çelik'i tanıyabilir miyiz? Özlem Özçelik, ben 12-13 yaşında buraya geldim ailemle beraber. Okul eğitimim, ortaokul, lise, üniversiteyi burada okudum. Hatta mühendislik okudum ben, mühendislik yaptım. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra öğretmen olmaya karar verdim. Evet. Öğretmen ilk önce öğretmen yardımcısı olarak başladım işe. Nedense hani I caught the bug derler ya. Öğretmen ne kadar güzel bir meslek olduğunu ve de çocuklara yardım etmenin bana ne kadar mutluluk verdiğini anladıktan sonra tekrar üniversiteye gittim bir yıl ve öğretmen olmaya karar verdim. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Şu anda da 3 yıldır matematik bölümü başkanı olarak çalışıyorum. Skinners okulunda çalışıyorum, akademide. Yani işimi çok severek yapıyorum. Bu çok önemli 10 tabii tane ki. öğretmenim var, 3 Ama tane TA'im var. çok güzel. Evet. Yani matematik bölümü şu anda çok iyi işler çıkarıyor. Hackney bölgesinde 3. sıradayız results olarak. %79 4 artı sınav sonuçlarımız var. Grade 4 ve üstü. Bu da çok iyi bir şey çünkü Hackney bölgesi zaten biliyorsunuz son zamanlarda Evet. yüksek sonuçlar alıyor. Evet. Ve de ilk 3'te olmak gerçekten Çok çok güzel. güzel. Tabii ki Evet. tebrikler bu konuda. Tebrik Gerçekten ederiz. tebrik ederiz Teşekkürler. sizi. Doğru sözüm. Peki Özlem Hanım, kaç yıldır dediniz bu işi yapıyorum öğretmenliği? 13 yıldır. 13 yıl oldu. 13 yıl içerisinde mesela gözlemleriniz nelerdir, izlenimleriniz nelerdir eğitim konusunda mesela? Dediğim gibi ben öğretmen yardımcısı olarak başladım. Bir yıl öğretmen yardımcısı olarak çalıştım. Bu demek oluyordu ki Türkçe, Kürtçe konuşan öğrencilere İngilizce, matematik ve fen bilgisinde yardım etmek için giriyordum. Öğretmenlere yardım etmek için. Çocuklarımız gerçekten bazen çok alakasız. Yani hem eğitim sistemi içinde hem de dışında bayağı böyle hayattan biraz daha kopmuş gibiler maalesef. Onları biraz daha sınıfa bağlamak, biraz daha geleceklerini düşünmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Okulumuzda şu anda 3 tane Türkçe konuşan matematik öğretmeni var. Ve de bu da Çok gerçekten güzel. evet çocuklarımız için gerçekten çok iyi. Ve de diğer bölümlerde de yani bir tek matematik değil, diğer bölümlerde de Türkçe konuşan öğretmenler olduğu için beraber çalışmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu çok önemli, Evet. doğru. Peki ben şeyi sorabilir miyim? Hayattan kopmuşlardı diyorsunuz. Tabii ki siz bir öğretmensiniz ve hem de bir analistsiniz yani bunun yanı sıra. Yani bunun çocukların hani ekonomi kesinlikle ekonomi hani diyelim ki bir ekonomi sorunu vardır. Ondan hayattan kopmuştur. İstediklerini elde edemiyordur diye. Acaba nedir? Neden hayattan koptular bu sizce yani? Benim gördüğüm kadarıyla çocukların biraz da ailelerle alakalı bir şey. Eğitimle alakalı bilgisi olmayan aileler çoğunlukla Maalesef. maalesef. Bu Türkçe konuşan kesim, Kürtçe konuşan kesim çoğunlukla aynı. Mesela bir öğretmenin yanına gelip veli matematik ya da diğer bölümler hakkında pek bilgisi olmadan geliyor. Bir şey sorabilir miyim? Diğer Tabii. azınlıklarda da aynı mı yoksa bizde mi bilhassa çok düşük yani bizim Türk ve Kürt toplumumuz? Aynı sorunu olan diğer kısımlarda var. Ama Türkçe konuşan kesimde bu Bizde daha kısıma, fazla evet var. bu kısıma ait oluyor maalesef. Bu demek değil ki bir tek Türkçe konuşan öğrenciler böyle Tabii değil. değil tabii evet. Beyaz İngiliz çocuklarda da bu sorun var. Yani İngiliz ve de beyaz olan çocuklarda da aynı sorunlar olabiliyor.
Biz sadece yani bir tek Türkçe, Kürtçe konuşan çocuklarla ilgilenmiyoruz tabii ki, tabii ki öğretmen evet, olarak. Evet. Hepsi bizim çocuğumuz. Hı-hı. Hatta bana kaç tane çocuğun var dediklerinde 1000+3 diyorum. Benim 3 tane de kendi çocuğum. Öğretmenlere böyle derler. Allah bağışlasın. Evet. 1000'den fazla çocuğum var. 3 tane de evde var. Maşallah. 1003 oldu. 1003 evet. oldu. Evet, çok güzel. Bu bakış açınız da gerçekten daha tabii ki güzel. Şimdi ben mesela burada birçok annelerle bazen zaman zaman eğitimcileri alıyorum buraya mesela konuk olarak. Onlara sorduğum şudur yani, gerçekten bu çocuklar okula giden Türk toplumundan bahsediyorum çünkü şu anda. Bu çocuklar yeterli eğitim alıyorlar mı gerçek anlamda? Eğer okula gelip de ilerisini düşünerek hareket ediyorlarsa evet. Çünkü siz istediğiniz kadar da elinizden geleni yapın, aile olarak da, öğretmen olarak da, okul olarak da, hatta bir council olarak istediğinizi yapın. Eğer çocuğun içinde bir şey yoksa, bir şeyler yapmak istemiyorsa, maalesef gelip orada saatlerce oturup hiçbir şey öğrenmeden çıkabilen çocuklar var. O yüzden evdeki şey de çok önemli, bakış açısı da çok önemli. İleriye doğru, yükseklere bakması gerekiyor çocuğun. İleride bir şey olmak, ne olmak istediğini sorduğunuzda, yani hiçbir meslek tabii aşağılamıyoruz, etmiyoruz ama elinden gelen her şeyi yapabilmesi için mesela çok basit şeylere yönelmeye çalışan çocuklar, zehir gibi çocuklarımız var ama kolaylığı seçebilen, i̇şte, evet. pek aklını, zekasını kullanmak istemeyen çocuklarımız var. Hedef koymuyorlar. Hedef koymuyorlar. Hedef koymuyorlar. Evet. Bu acaba şeyden mi kaynaklanıyor? Biraz aile yapısından da mı kaynaklanıyor ondan sizce? Ondan da kaynaklanabiliyor. Evet. Dediğim gibi veliler pek eğitim konusunda çoğunlukla bilgi sahibi değiller. O yüzden, aileler sorumluluk mu yüklemiyor acaba? Belki de öyle. Yani çoğu İngilizce konuşamıyor olabilir. Bunun hiçbir şekilde sorun değil. Yalnız öğrenmiyorlar eğitim sistemi nasıl çalışıyor. Mesela son yıllarda yeni GCSE'ler çıktı. Evet. Yeni GCSE'ler demek gerçekten çocukların hayatını biraz daha zorlaştırdı. Hı hı. Bu yeni GCSE hakkında Türkçe konuşan ailelerin pek bilgisi yok, hı hı. maalesef. Ama bunu bir tek İngilizce konuşamıyorumun arkasına gizlenip de aha, öğrenmek olarak, istemeyen olarak. Ya da öğrenmeyen bir sürü veli var. Elbette muhakkak. Evet, yani zaten bu ilk kuşak, buraya gelen ilk kuşakta şey yoktu, İngilizce hani evet. dil öğreneyim diye bir hedefleri yoktu zaten. Tek hedefleri şeydi mesela işte nasıl para kazanırım. Hı. Çünkü biliyorsunuz o zaman tekstil evet. furyası vardı evet. bu ülkede. Her adım başı bir fabrika vardı mesela tekstil. Evet yapısında. Benim ailem de tekstil. Evet. Yani çok iyi tanıyorum. Annene babana da çok evet. iyi tanıyorum. Oradan buradan onlara çok kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Ben de selam çok iyi tanıyorum onları. Gerçi onlar belki unutmuştur beni. Yok sanmıyorum. Babam bayağı tanıyorum. Evet. Şahin Bey evet çok iyi tanıyorum. Annenizi de aynı keza. Dediğiniz gibi o dönemde insanlar gerçekten buraya gelen ilk kuşak Türk olarak bahsediyorum. Tabii ki diğer burada yaşayan dinler, ırklar onlardan değil. Türkler hep sürekli bir işte ekonomi, zaten geliş amaçları da ekonomiydi buraya. Evet. Yani tamam siyasi de elbette vardı ama en çok da ekonomiden dolayı buraya gelmişlerdi. Evet. Ve gece gündüz harıl harıl fabrikalarda çalışıyorlardı. Hı-hı. Ama o çocukları evde ne oluyor? O aradaki o boşluk neydi, ben onu bilmiyorum acaba. Vallahi o konuda pek kişisel olarak bir deneyimim yok. Hı-hı. Benim ailemde dediğiniz gibi tanıyorsunuz tekstilden evet. gelme. Eğitime gerçekten önem veren insanlar. Evet, İngilizce konuşamamalarına evet. rağmen okulda ne oluyor, ne bitiyor hepsini bilmek istiyorlardı. O yüzden o yani kişisel bir deneyimim yok o konuda. Hı-hı. Fakat çok aile tanıyorum ya da çok çocuk tanıyorum, benim yaşımda o zamanlar çocuk tanıyorum, ailelerini günlerce görmeyen çocuklar vardı. Evet. Ve de bu dediğiniz gibi ekonomik bir sorun olduğundan yani ailelere de pek bir şey söyleyemiyorsunuz, evini geçindirmeye çalışıyorlar. Fakat bu kopukluk oradan çok olduğunu gördüm ben. Kişisel olarak değil,
Dediğim gibi benim annem gerçekten eğitime çok önem veren. Evet, tabii, hatta benim tabii. okumam için ellilerinden gelen her şeyi yapan. Onlar zaten birbirlerine o kadar evet. çok bağlılardı evet. ki. Çok. Bu konuda kesinlikle şüphemiz bile yok yani eminim yani, doğru söylüyorsunuz. Evet. Benim de yani elimizden gelen her şeyi yapmamız için örnek aldığımız iki kişi. Hı hı. Yani çalışma etiğimizi biz annemizden babamızdan aldık. İşte nedir aldık. Biliyor musunuz? Burada bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. İşte aile çok önemli. Aile çok evet. önemli. Kesinlikle. Düşünebiliyor musunuz? Kesinlikle. Burada ailenin yaklaşımı gerçekten çok önemli. Ha gelen o insanları da ben asla suçlamıyorum. Asla evet. lütfen kesinlikle. Çünkü onlar da dil bilmiyordu. Evet. Böyle bir ülkede geldikleri çok farklı bir ülkeydi mesela. Kültürü, doğası, her şeyi farklı mesela. Buraya geldiklerinde de ama burası bambaşka bir ülkeydi. Evet. Sadece galiba şey yapamadıkları konu, hani ya kavrayamadıkları mı ya da uyum sağlayamadıkları bir konu, yabancı bir ülkede olduklarının pek farkında değillerdi. Değil. Yani değillerdi buraya, çünkü fabrika ev arasıydı. Ev arası evet. gidip geldiler. Yani. Onu, evet. O arayı dedim ya, o boşluğu, o boşlukta olduğunu olduysa işte onun farkında olmadılar. Bugün buradaki kayıp olan çocuklar mesela, o günün çocukları yani diye düşünüyorum ben. Ya, o günün bu konuda sizler ne dersiniz? Bugünün olur. Çocukların anneleri babaları. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Bugünün aynen. çocukların, bugünün anneleri, çocukların babaları. Anne babaları onlar şu anda. Evet. Kesinlikle burada aileleri asla ama tabii ki burada da aynı sizin annenizi anlatıyorsunuz, babanızı. İşte dediğim gibi aile çok önemli. Çok önemli. Gerçekten. Aile eğitimi çok önemli. Evet. Aileleri yani şu anda burada doğup büyüyen ve de sadece Türkçe konuştuğu için kültür bocalamasında olan çocuklarımız hala var. Var tabii. Burada doğmuş büyümüş evet. olmasına rağmen. Çünkü eve gidiyor Türkçe, Türkçe televizyon, Türkçe her şey. Hı hı. Değişik yani dışarıdan diyeyim. Bu ülkeyle alakalı pek yaptıkları bir şey yok. Spora yönelmiyorlar. Hı hı. Değişik bir şeyler gidip görmüyorlar. Hı hı. Yaptıkları tek şey eve gidip kusura bakmayın dizi izlemek oluyor. Aynen. Hatta yani okulda öğrenciler var. Dizi karakterlerine girmiş öğrenciler var. Yani ve de bu bazı dizileri tabii ben de seyretmiştim evet. var. Ben de seyrediyorum. Evet. Karakterleri biliyorsunuz ve de çocuğa onun üstünden yanaşmaya, yaklaşmaya çalışıyorsunuz ki bir şeyler alabilsin sizden. Hani onu değiştirebilmek için değişik şeyler seçmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Çünkü ne kadar sadece öğretmen olarak ya da bölüm başkanı olarak orada olsanız bile siz çocukların okulda olduğu sürece siz onların hem annesisiniz, hem babasısınız, hem psikoloğusunuz, evet, hem tabii. arkadaşısınız, hem yani onları koruyan insanlarsınız. Yani Özlem Hanım şu var yani belki anne baba o kadar daha fazla tanımıyordur çocuğunu sizler kadar. Evet. Sizler çünkü bir eğitmensiniz, öğretmensiniz bu konuda. Belki bir annenin, babanın bilmediği yönünü siz biliyorsunuzdur. Yani belki anne baba o kadar çocuğunu tanımıyordur diye düşünüyorum. Çocukların bakışından bir sorun olduğunu anlayabiliyorsunuz belli bir zamandan sonra. Yani böyle 3-5 hafta içinde çocuklara yakınlık hı hı. Gösteriyorsunuz tabii her zaman olduğu gibi. Ama bakışlarından bir sorun olduğunu çözebiliyorsunuz. Ve de bu çocuğa teneffüste zaman ayırabiliyorsunuz. Yemek saatinizde zaman ayırabiliyorsunuz. Ya da okuldan sonra gel beni gör diyorsunuz. Sadece matematikle alakalı olduğunu zannediyor kendisi. Ama sadece konuşabilmek için hani bir sorun var mı? Yardımcı olabilir miyiz başka bir konuda? Bunları öğrenmek için çocukları yani yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Evet, ve de tabii. tanımaya çalışıyoruz. Ne kadar fazla bu iletişim, yakınlık ne kadar güçlü olursa o çocuğu o kadar iyi yönlendirebiliyorsunuz. Hedeflerini daha yükseğe çıkarabiliyorsunuz. Ya da dersinizde daha çok ders dinliyor. Evet. Hiçbir şekilde ödev yapmayan öğrenci mesela ailesi babası gelip size veliler toplantısına diyor ki aman Allah'ım çocuğuma matematiği sevdirdiniz diyor. Düşünebiliyor musun? Bu sizin alakanızdan dolayı oluyor. Ya. O yüzden öğretmenler gerçekten önemli insanlar. Tabii, tabii. Maalesef bazı öğretmenler sadece iş olduğu için yapıyorlar. İş olarak görüyorlar. Ama
Evet. Sadece bir iş değil. Değil, öyle değil mi? Yani. Bu çok önemli. İşte. Bu nokta gelmesin. O kadar önemli ki. Gerçekten çok teşekkür ederim. Oradaki onlar, çünkü siz eğitiyorsunuz onlar. Onlar sizin çocuklarınız. Bizim çocuklarımız. Yani gerçekten dediğiniz gibi sadece iş olarak bakmamalı diye. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, tabii. Buyurun Ejan. Şimdi eskiden mesela Türkiye'den gelen çocuklar böyle okullarda sınıf atlardılar. Evet. Şimdi aynı mı, yoksa maalesef Türkiye'de de mi çok eğitim düştü mü yani? Şu anda tabii ki bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Güzel bir noktaya değindiniz. Yani, evet. Burada bildiğiniz gibi yaşa göre sınıflara giriliyor. Sınıf atlama diye bir şey maalesef yok. Ama Türkiye'den gelen çocukların çoğu düşük seviyede. Matematik olarak konuşuyorum ben. Tabii bir tek matematik olarak da konuşmam da gerekmiyor. Okullarda, mesela bizim okulda X band ya da Y band var. Bir tanesi yüksek, bir tanesi düşük seviyeli öğrenciler oluyor. Tabii bunların içinde de kademeler oluyor. Çoğunlukla dil açısından olmasa bile düşük seviyede olan grupta oluyorlar öğrenciler. Yani. Türkiye'den gelenler. Çünkü maalesef. Eskiden hani duyardık biz de Türkiye'de, bizim zamanımızdaki eğitim çok çok iyiydi. Evet. Biz yani çok iyi eğitim aldık, evet. Türkiye'den. Hiç boş dersimiz geçmezdi. Ve bizim zamanımızda gelen çocuklar zehir gibiydiler burada. Evet. Şimdi galiba bayağı düştü. Yani seviye düştü. Genel değil mi? Seviye düştü. Evet. Bunun maalesef. Nedeni ne olabilir acaba sizce? Eğitimde çok fazla değişiklik oluyor sanırım Türkiye'de. Benim son zamanlarda duyduğum kadarıyla, haberlerden gördüğüm kadarıyla, yani belli bir eğitim getirip onun hani bir oturmasını beklemek yerine bu çalışmadı, tekrar değiştirelim, hemen değiştirelim gibi, hani tabii daha iyilerini yapmaya çalışıyor olabilirler. Fakat belli bir şeyin oturması gerekiyor bir şeyin çalışması için. Burada gelen yeni GCSE'ler de aynı mesela. Ortasından başladılar, GCSE'lerden başladılar. Sonra Keys de İşbarif'e çıktılar, kolej bölümüne. Ondan sonra aşağı indiler. Yani bunun birinci sınıftan başlayıp da roll out olması yerine ortadan, göbekten girip öyle bir şey yapmaya çalıştılar. Tamam, şu anda yavaş yavaş oturuyor ama Türkiye'de de sanırım böyle. Yani bir şeyler oturmadan onu değerlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Bu değerlendirmenin sonucunda da tabii oturmadığı için direkt değişiklik getiriyorlar. Yani çocuklar o yüzden eğitimde biraz şey düşüyor değil mi? Doğru söylüyorsunuz, evet. Çok katılıyorum bu konuya. Biliyorsunuz matematik öğretmenisiniz siz zaten. Bu konuda ne kadar çok talep var burada, var mı yani? Çünkü bizim Türkler matematiğe çok önem verirler biliyorsunuz. Diğer işte bir tarihmiş o kadar önem vermezler yani, işte bir diyelim yani Türkçe, İngilizce mesela, bunlara pek o kadar şey yapmıyor ama matematik olduğu zaman aman hemen işte ders al bu konuda diye. Yani nedendir acaba bu konuda? Matematik ko subjectlerden bir tanesi, dediğiniz gibi seçmeli değil. Bütün öğrencilerin yapması gereken bir. Ama bir İngilizce de çok önemli. İngilizce mesela. Mesela şey var bizim halkımızda, evet. Şu var. Özür dilerim sözünüzün arasına giriyorum ama işte İngilizce nasıl olsa konuşuyor zaten. İngilizceyi biliyor zaten. Hani İngilizce ders almasına gerek yok. Oysa ki o öyle biliyor. Bildiğini biliyor diye düşünüyorum. Bu konuda nedir düşünceler? İngilizce gerçekten çok önemli. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi yeni GCSE'lerde bu metot çalışmıyor. Hiçbir şekilde metodu test etmiyorlar sınavlarda. Aplikasyonu test ediyorlar. İngilizceyi eğer çözmemişsiniz, oturtmamışsanız gerçekten matematikte ya da başka bir sınavda iyi yapmanız mümkün değil. Bu çok önemli sevgili izleyiciler, anneler, babalar, bu konu gerçekten çok önemli. Bu konuyu lütfen kaçırmayın. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa Özlem Hanım da burada. Ben siz sorduğunuz zaman ona yönelteceğim sorularınızı. Aplikasyon gerçekten önemli. Biz mesela şu anda matematik derslerinde ilk 10 dakikada startalarımızı verirken keywords, önemli sözcükleri işliyoruz hepsine. Çünkü bilmezlerse, önemli matematik terimlerini bilmezlerse, bunların İngilizce açılımını bilmezlerse ne yaptıklarını da bilmiyorlar maalesef. O yüzden İngilizce çok önemli. Okuma seviyesi çok önemli. Çocuklarımıza okumayı
aşılamamız gerekiyor. Hı hı. Yani çocuk kitap okumaya başlamadan sizin ona kitap okumaya başlamanız gerekiyor. Yani. Benim de dediğim gibi 3 tane çocuğum var. Evet, çocuklarından en büyüğü 16 yaşına girecek. Maşallah çok genç evet, annesiniz. O da 11. sınıfta kendisi GCSE'lerini alacak bu yıl. Okuma seviyesi benim oğlumun çok yüksek. Çünkü ben okumaya başlamadan önce beraber oturuyorduk, kitap okuyorduk. Hı hı. Okuyamasa bile ya okumayı aşıladım kendisine. Hı hı. Kendisinin şu anda bir sürü tane kitabı var. Kendi hı hı. kitapları bittiği zaman benim kitaplarımdan kitap alıp okuyabilen bir çocuk. Çok güzel. Çok, çok güzel. Önemli düşünüyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum bu konuda sizi gerçekten. Teşekkürler. Hatta bir bebeğim var, o da şu anda kitap okumayı öğreniyor kendi başına. Çok o güzel. Oturuyor, konuşuyor bayağı. Çok güzel ya. O da 2 yaşına girecek. Aa, maşallah. Evet, gözlerinden öpüyoruz onu da. Evet. Gerçekten bu çok önemli. Evet. Aile dediğim zaman yani tabii ki ne olur kimse yanlış anlamasın. Ben diğer ailelere asla tabii ki onların da elbette eğitimleri vardır ama bir anne baba olarak çocuklarımızın üzerine biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha titiz yaklaşmamız lazım. Eğitimiyle yaklaşmamız evet, lazım. Kesinlikle. Onların nasıl söyleyeyim arkadaş değil de ya onlarla biraz daha diyaloglarımız nasıl hoşgörüyle olsun diye düşünüyorum. Yani. Bilmiyorum ama yanlış mı bu konuda düşüncelerim sizce bir eğitim hayır, olarak? Yok. Çok çok doğru. Ama zaten ailelerin çocuklarına ben senin arkadaşınım diye yaklaşması zaten değil, ben doğru tabii, bulmuyorum. Bulmuyorum. Evet, çünkü doğru. Çocukların zaten arkadaşları var. Sizin onları yönlendirici olarak rehber olmamız gerekiyor. Örnek olmamız gerekiyor. Örnek olmazsanız zaten sizi belli bir yaştan sonra kesinlikle sayacaklarını ya da dinleyeceklerini düşünmüyorum. Yani teenage çocuklara öğrettiğim evet. için en zor çocuk evet, en zor çocuk grubu. 11-19 yaş 11, grubuna evet. öğretiyorum ben. Aha. Bir de Özlem Hanım burada İngilizce söylerken Türkçesini de açıklayın. Türkçesini çünkü izleyicilerimizin, rica ederim çoğu Türk olduğu için anlamıyorlar o kelimeyi orada. O neydi diye kafalarında sürekli soru işareti oluyor. Ben gelen konuklara özellikle rica ediyorum. Türkçesini de açıklayın. Yani Blue çağındaki çocuklara öğretiyoruz. 11-19 yaş yeni kendini bulmaya çalışan, kendini hormonlarla savaşan evet, çocuklarla evet. uğraştığımız için yani o yaştaki çocuklar belli bir şeyden sonra ailelerini siz sadece arkadaş olarak yaklaşıyorsanız saymıyorlar. Yani. Saymayabiliyorlar, dinlemeyebiliyorlar. Bunun da zaten çok şeyi var. Dediğim gibi çocukların sizin onlara örnek olmanız gerekiyor. Yani duruşunuzla, tavrınızla, okumanızla, her şeyinizle örnek olmanız gerekiyor. Evet. Ki size aynen. hem saygı çünkü sizi örnek alıyorlar. Evet. Yani anneyle babayla sürekli beraber, öğretmeniyle beraber. Çünkü evet. ya öğretmenini örnek alacaktır ya annesini aynen. ya babasını evet. çünkü bu çocuklar. Evet. Bu hep böyledir yani. Ben mesela benim de torunlarım var ve bazen onlarla bir araya geldiğimde bir bakıyorum ki annesinin sözlerini kullanıyor evet. mesela. Babasının kullandığı sözleri kullanıyor. Ve ben kızımı zaman zaman ikaz ediyorum. Diyorum ki bak kızım sizi örnek alıyor. Ben hep sanki sen konuşuyorsun, sanki eşin konuşuyor gibi görüyorum evet. çocukları yani. Çocuklar gerçekten. Çabuk kapıyorlar. Çabuk yani, kapıyorlar. Yani. O kadar çabuk çünkü sünger beyinleri gibi. Çok sünger taze. Beyinleri o kadar taze ki her şeyi çok çabuk kapma tam dönemleri yani. O yüzden demek ki bu zamanlarda bilgiyi de doğru bilgiyi çocuklara vermek lazım. Evet. Tam böyle çocukların dediğin gibi aynen, sünger evet. geçittiği aha. zaman aha. bilgiyi çeksin. Doğru evet, bilgiyi. Evet, doğru. evet. Özlem Hanım programımızın sonuna doğru geliyoruz artık. Son sözlerinizi söyler misiniz? Son sözlerim. Reklama gireceğiz. Tamam. Aileler okullarla alakalı olsunlar. Çocuklarının ne öğrendiklerini bir baksınlar. İngilizce bilmek ya da konuşamamak sorun değil. Türkçe bunu Türkçe'ye danışman olan bir sürü insan var. Bir de okullarda okuma yaşı diye bir şey var. Çocuğunuzun okuma yaşını lütfen okullarına sorun.
öğrenin ve de bu okuma yaşını geliştirmek için ellerinizden gelen her şeyi yapın diye düşünüyorum. Çünkü İngilizceyi tam kavramayan, yüksek seviyede konuşamayan, yazamayan çocukların diğer bölümlerde, diğer derslerde başarılı olması gerçekten o kadar kolay değil. Yeni GCSE'ler. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, reklamlar diyor yönetmenim, işaret ediyor. Reklamlar, bizden ayrılmayın. Biraz sonra yine buradayız. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cypress Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Sevdiklerin yanında düşünün ki her detayda size özel yapıda. Deniz orada, şehir orada, tatil gibi bir dünya. Konforunu düşünen, keyfine önem veren noyanlar farkıyla gerçek artık bu rüya. Bir yaşam düşünün mesela, noyanlar farkıyla gerçek artık buraya. İskele sahilde muhteşem bir yaşam sizi bekliyor. Noyanlar. Siz satın alın, biz kiralayalım. Garanti kira verir. Zuplex Estate Agent bütün ev sahiplerine kira garantisi veriyor. Garantimiz 25 yıllık tecrübemiz, sizlere verdiğimiz güvenli servisimizdir. Mülkünüzü doğru fiyata kiralayıp, mülk yönetiminizi, garanti kira sözleşmenizi, EPC ve GAS sertifikanızı, mülkünüzün bakım işlerini, mülk alımında banka kredilerinizi Zuplex Estate Agent yapsın, garanti kiranızı da versin. Garanti kiranız %100 Zuplex ile garantide olsun. Everyone, I'm Sal. Hi, I'm Chrissy. I've just arrived at the wonderful Noyan Lara Sun Residence in Cyprus. And we have an eventful day. Yep. What are we doing? We are going to do yoga on the beach. We are going to go swimming. We are going to go cycling. Well, okay. And then horse riding. Horse riding, okay. Yep. And then we're going to check out the local food and check out the nightlife. Yeah. Well, we're all in one day. You're joking. No, come on, let's go. We're loving this great breakfast by the pool. Fantastic. Ready to go to the beach, darling? Woohoo! Let's go. Food, darling. I absolutely love it. It's amazing, isn't it? Let's eat some more. Hi everyone, we're off on a road trip today to Carapaz. It's going to be stunning. How far away is it? It's not far at all. Long Beach is close to everywhere. Really? We will show you. Great, let's go. So cool.
Sal, look at all these beautiful yachts. Give me the camera. Yeah, they're amazing. They're a great place. I think that one over there is mine. Therapy. We're home, babe, at last. I'm tired. You're tired? Come yeah. on. Going to bed now? Yeah, come on, let's go. Okay. This is a great place. It's had a wonderful evening, wonderful day. It's been an amazing time. Now we're tired. I want to go to bed. It's been a long day. Need to book a break without the headache? Why not try our award-winning holiday packages from Cyprus Paradise? With hotel accommodation, return flights, with one hand and one whole luggage allowance, return local transfers, in a dedicated rep at your service. Still not convinced? They were also thrown a free cultural tour with your booking. Hassle-free holidays with Atoll Protection. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Biraz sonra Türkiye'den, çok uzaktan Türkiye'den konuğumuz var. Sayın Tadevik Mardirosyan. İsminizi biraz zor söylüyorum ama hoş geldiniz. Evet, doğru. Tadevik Mardirosyan. Evet, hoş geldiniz İroGenç TV ekranlarına. Hoş bulduk Gülhan Hanım. Merhaba, teşekkürler. Merhabalar olsun. Londra'ya selamlar. Teşekkür ederim. Gurbeti vatan belleyenlere selamlar. Teşekkür ederim. Biz de size Londra'dan kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Ben bugün de konumuz kucak dolusu selamlarınızı alıyorum. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet şu anda geliyor. Evet. Astroloji nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Evet, astroloji insanoğlunun bilinçle tanıştığı süreçten itibaren, yani yaklaşık 450-500 bin yıl önce insanoğlu bir bilinçle tanıştı. O günden bugüne kadar olan süreç içerisinde yarınını merak ediyor. Yarın ne getirecek, ne olacak diye. Hep bir dünya kaosunun dünya ile adaptasyonu sağlayabilmek için gökyüzünü gözlemlemiş ve oradan çıkardığı sonuçları biriktirmiş. Bu birikim insan popülasyonlarının bir arada
nasıl daha düzenli bir şekilde yaşayabileceği içindir. Astrolojinin temeli budur. Astrolojiye ben Hint Vedik astrolojisi yapıyorum. Yani kadim bilgiler üzerine. Bunu direkt söylemeden önce aslında biz kimiz? Neden bu dünyaya geliyoruz? Sorusunu sormak lazım. Evet. Buradan ele aldığımızda şimdi hani ben diyorum ki kendimiz günlük hayatımızda normal hayatımızda koşturmalar içerisindeyiz. Arzu ve isteklerimiz var. Günlük hayatı idame etmek için gayretlerimiz var. Evlenmek var. Yuva yapmak var. Para kazanmak var. Kariyer elde etmek var. Bunun koşturmacası içerisinde aslında biz kimiz sorusunu kendimize soramıyoruz. Yeryüzünde ateşe hükmeden bir varlığız. Buradan yola çıktığımız zaman insanın geçmişini yani 450-500 bin yıl önce bilgiyle tanıştıktan sonraki süreci ele aldığımızda yeryüzüne uyumlu olabilmesi için bilinen her şeyden geçmiştir insanoğlu. Peki bu süreçte gökyüzünü izleyerek gökyüzündeki takım yıldızları ve onların insan üzerine ve bitkiler, canlılar, fizik üzerine olan etkilerini gözlemlemiş ve ortaya koymuştur. Örneğin asıl işin ezoteriği şudur. Bütün canlılar, bütün kadim kitaplarda şu yazar. Biz insanı en korunaklı yerde yarattık. Daha sonra onu en aşağı terekeye düşürdük der. En korunaklı yerler annelerimizin karnıdır. En aşağı tereke bu dünyadır. O zaman bizlerin bu süreçte kimin sorusunu sorduğumuz zaman bir cevap elde edebiliyoruz bu soru üzerine. Anne karnında 118. gün ile 125. gün aralığında sizlerin ruh dediği, bizlerin de bilinçli enerji kalıpları dediğimiz o olay, ruhun bir çiğnem ete sirayet etmesi ve bununla beraber bir fiziki yolculuk başlıyor. Anne karnından başlayan bir süreç. Astrolojiyi bu temel üzerine çıkartmak zorundayız. Sadece oradaki yaşam süresini ele aldıktan sonra hani bizlere göre 9 ay 10 gün ifade ediyoruz. Anne karnındaki süreç. Evet. Oysa biz kendi zaman konjüktürümüze göre bunu ifade ediyoruz. Bir bebeğe sorsak, dile gelse, sen anne karnında ne kadar yaşadın? Kendi presentasını, kendi dünyası olarak göreceği için bize vereceği cevaplar bizi aklımızın uçmasına sebep olabilir. Burası ayrı bir konu. İşte orada geçirdiğimiz süreçten sonra biz dünyaya geliyoruz. Hani diyor ya sizi en korunaklı yerden en aşağı terekeye düşüreceğiz. İşte en aşağı terekeye düşme zamanımız bu dünyaya inga diyerek geldiğimiz andır. İnga nedir? Bütün varlık, bütün dünyaya gelen insanoğlu H2O içinde yaşar iken birden suyun boşalması ve oraya doğduğu yerin oksijeni girdiği için bir doğal olmayarak bir inga sesi çıkıyor. Peki inga ne demektir? İnsanoğlunun bir arada henüz ayrışmadan yaşadığı dönemlere ait bir dil var. Aramice. Aramice ben düştüm demek. Ve hala bu inga sözcüğü haylarda, Ermenilerde, biz Ermenilerde birinci tekli şahıs olarak kullanılır. Ben düştüm demek. Hani diyor ya sizi en aşağı terekeye düşürdü. İşte hepimiz ruhu alıp anne karnında o bir çiğnem et ile geçirdiğimiz zamandan sonra bu dünyaya doğuverdik. İnga diyerek, biz düştük diyerek. İşte astrolojiyi bu temeller üzerine ele almak zorundayız. Biz kimiz, niye geliyoruz ve sınavlarımız ne? İşte dünyaya geldiğimiz zaman gökyüzünde var olan takım yıldızlar, dünyaya geldiğimiz anda her biri bizim doğum zamanımıza göre o 12 burçta farklı yerlerde bulunabiliyor. İşte bildiğiniz üzere gezegenler
Satürn, Mars, Merkür, Venüs, Güneş, Ay, bunlar da hangi eve düşmüş ise bizim o evler alanında yükselen burcumuza göre ve ayımızın bulunduğu eve göre bu dünyada vereceğimiz sınavlar var ve o sınavları o ölçekte veriyor. Biz dünyanın zaman bu gezegenlerin bizim kapasitemizin ne olduğunu, hangi eğilimlerimizin olduğunu, hangi yönde başarılı olabileceğimizi işaret eder. Ve bütün kadim ezoterik olarak bir konuyu temas edeceğim. Çünkü bizler bu dünyaya bir sınav vermek için geldik. Her birimizin mutluluk ve mutsuzluk diye algılarımız var. Ama bu kendi haritalarımız ölçeğinde. Örneğin ben şu anda astroloji işiyle uğraşıyorum. Siz orada yayıncılık yapıyorsunuz. Evet. Bir başka biri işte güvenlik görevlisi, bir başka biri kamu hayatında çalışıyor, bir başka biri işçi olarak çalışıyor. Evet. İşte bunlar her birimizin haritalarımızda göstergeleri vardır. Örneğin bir kişi hani bir imajine edin. Hani diyor ya, biz annelerimizin karnına ruh olarak atmadan önce bir imajine edin. Şöyle bir şey düşünün. Hani diyor ki, işte bu dünyaya sizi göndereceğim. Ama bunun bir bedeli var, bir karşılığı var. Herkes belli aşamalardan geçtikten sonra manevi hayatını tamamlayacak. Bu yoldan baktığımız zaman astroloji, eğer bir kişi kendi doğum haritası üzerinden kendi kodlarını yani CV'sini öğrendiği zaman evet, hayatta daha akışta kalacaktır. Yoksa örneğin sürekli ben bir kişiye astrolojik olarak yazılmamış bir şeyi sürekli isteyerek o kişi hayatı boyunca da mutsuz olacaktır diyelim. Astrolojide 12 ev var, 12 burç var. Her bir burcun da manası farklı farklı. Örneğin birinci el, ne demek yükselen burç? Yani bizim genel vizyonumuz, genel hedeflerimiz ve ortaya koymak istediğimiz gayelerimizdir. İkinci ev diyorum. İkinci ev neymiş? Para, finansal konular ve ailenin geçmiş kökleridir. Üçüncü ev cesaret konusu, kısa mesafeli seyahatler. Dördüncü ev anne, mülk, mülkiyet, kalbimizin içi, göğsümüzün içinde barındırdıklarımız. Beşinci ev spekülasyon işler, tanrı inancı, promosyon işlerden kazançlar. Altıncı ev hizmet evi, rakip, borç, düşman sıkıntı evi. Böyle gidiyor. İşte bu ilk kişi dünyaya geldiği anda gökyüzünde doğduğu an itibariyle gezegenler bu kişinin hangi evlerine düşmüş ise işte o evler bazında vermesi gereken sınavlar var. Ama bu vermesi gereken sınavlar şudur. Yani orada yazılanların tamamını aynı şekilde görecek diye bir şey yok. Bize bu dünyada en büyük yardımcımız akıl diye de bir şey verir. Bize verilen kaderi planda göreceğimiz herhangi bir sınav değişmiyor. Ancak görebileceğimiz sınavlara bizim verebileceğimiz cevaplar onu değişiyor. Bugün Türkiye'de bir kadercilik var. Dünyada bir kader olayı var. İşte kaderin bu. Sen eğer yanan bir sobaya parmağını dokundurursan elin yanar. Kaderin olur. O zaman biz her bir birey dünyaya geldiği zaman yaşayabilecekleri sınavlar arkasında bellidir. Ama o yaşayabileceği sınavlara verebileceği cevaplar için de akıl verilir. Hangi tuşa basar isen yarın onlar meydana gelecek. Örneğin bir filme gidiyoruz. O filmde şu oluyor. Sonuçta kötü giden bir senaryoyu gösteriyor. Oysa birdenbire geri dönüyor diyor ki hayır biz oradan gitmedik. Gitmediğimiz için sonu öyle bitmiyor. Astroloji bize yazılan verilen sınavların akıl ile, vicdan ile
onun üstüne çıkması. Astroloji temel boyutta budur. Evet. Kısa, ben böyle görüyorum. Ben burada araya girmek istiyorum. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Tabii. Şimdi biliyorsunuz 2019 yılına girdik. Bu sene 2019 evet. yılındaki burçlarla ilgili elbette seyirciler bu konuda çok meraklar. Burçlar evet. neler getirecek bu sene 2019 yılında? Burçlarla ilgili biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi astroloji transitler üzerine ve kişilerin doğum haritaları üzerine yaşadığı periyotlar var. Yani gezegen enerjilerinden hangisini yaşıyor? Biz buna tasa sistemi diyoruz. Yani dünyaya bir kişi bir enerji ile dünyaya geliyor. İşte bir kişi ay enerjileriyle dünyaya geliyor. Bir kişi satürn enerjileriyle geliyor. Buradan genel yorum yaptığımız zaman her kişiye farklı etkiler verecektir. Şöyle diyelim. Örneğin dünya üzerinde, Türkiye üzerine ben biraz konuşmak istiyorum. Daha sonra kuşlar üzerine de bir geçiş yapacağım. Şimdi ben 2014'ten beri astrolojiyle birebir sayfalar olarak ilgileniyorum ve yayınlar yapıyorum. Bu yayınlarımda ben sürekli olabilecek olan olayları en az 2 ay önceden, 5 ay önceden, 1 yıl önceden yazıyorum. Bunun gayreti içerisindeyim. 2000 örneğin Türkiye'de meydana gelen 2016'daki o olay için ben 15 Haziran'da ve 1 Temmuz'da ve 4 Temmuz'da tarih vererek yani 14 Temmuz sabahı ile 16 Temmuz akşamına kadar Türkiye'nin doğum haritası ile o günkü transitlerin örtüşmediğini, dışarıya alev saçtığını yazan bir kişi. Buradan ele aldığımızda her bir kişi nasıl ki doğduğu zaman gezegende farklı enerjileri de deneyimliyor. Türkiye'nin de haritasına baktığımız zaman o dönemdeki deneyimlediği gezegen enerjileriyle haritasındaki ölçüşmediği için bunları yazabiliyoruz. Örneğin 2017'de yazı, 2017'de dünya ekonomisinde dalgalanmalar olacağını Türkiye'nin de bundan çok ileri dediği. Ve yine doların çok büyük hareketlerinin topluma negatif olarak yansıyacağını. Bunları sayfamda müteaddit defalar onlarca kez yazdım. 2019'u nasıl değerlendirdim? Şimdi 2019'a baktığımız zaman ağır transit gezegenlere baktık. Jüpiter nerede? Bir burçta bir yıl kalıyor. Satürn nerede? Kuzey ay düğümü, Rahu dediğimiz o nerede? Güney ay düğümü, Ketu dediğimiz o hangi burçlarda hareket ediyor? Bunları ölçerek ortaya bir genel bilgi ortaya koyuyoruz. Satürn, Vedik astrolojiye göre 2017'nin Mart ayından beri Şubat ayından beri yay burcunda hareket ediyor. Transit Jüpiter 2018'in Ekim ayında Akrep burcuna geçiş yaptı. Ve 2019'un Mart ayında Kuzey Ay Düğümü Rahu Satürn'ün transit ettiği eve yay burcuna geçirdik. Ve Ketu yay burcuna geçirdik. Kuzey Ay Düğümü de ikizler burcuna geçirdik. Bunları temel bas alarak şunları yapabiliyorum. Türkiye için 2018'i ekonomik olarak gördüğümüzün negatif yansımalarını ağır bir şekilde göreceğini daha geçen gün yazdım. Ve geçen günkü yazımda 40 gün önce yazdım. 2019'a girerken dolar hareketlenmesini hemen göreceksiniz. Ve 2019'daki 6 Ocak'taki güneş tutulması ve hemen akabinde buranın yanında Satürn olması kara bir güneş ile 2019'u Türkiye negatif bir biçimde yaşayacağını, ekonomik olarak da bunun yansımalarını halkın bütün bireyleri üzerinde göreceğimizi yazdı. Kişisel olarak
ele aldığımızda kişilere ne diyor? Transit Jüpiter'in bulunduğu yere bakarak koç burçlarına başlayalım. Koçlara ne verelim? Yani Hitler'in astrolojiye göre ayı ve yükselen koçta olan insanlar için neler getirdi? Buna baktığımızda koçlar 9. şans evlerinde 10. ve 11. evlerin yöneticisi şans evinde gördükleri için son birkaç yıldır içinden geçtikleri problemler hala bu yılda devam edecek ve bir şanssızlık olayı hala devam ediyor. Ekonomik olarak kendilerini zorlayan geçmiş dönemlerdeki durumları düzeltebilmek için ekonomik maddiyatı ön plana alarak düzeltmeye çalışmaya gidebilirler. Bu da onlar için çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Sağlıklarına dikkat etmeli. Koç burçları. Çünkü 8. evinde 12. evlerin yöneticisi biraz problemli bir ev yöneticisi olan Jüpiter 8. evlerinde transit ediyor. Bu şu anlama geliyor. 8. ev sağlık sorunları getirebilecektir. Aynı zamanda ekonomik dengeyi ayakta tutabilmek için giderleri ve masrafları ortaya çıkarabilecektir. Boğa burçları için. Evet. Özellikle 2019 yükselen boğa olanlar ve ay boğa olanlar için şanslı bir yıl. Neden? Çünkü 7. evlerinde, yani eş, iş, ortaklık evlerinde 11. arzu ve istekler evinin yöneticisi Jüpiter bu evde gidiyor. Yani diyebiliriz ki boğalar bu yıl değişim ve dönüşüm yaparak bu özel hayatlarında evliliğe gitme olabilir, nişanlanma olabilir, kazanımlar elde etme olabilir. Bunları yaşayacaklar. Sağlık olarak da 8. evler transit eden Satürn onlara bel ve belle ilgili, sırt ile ilgili sorunlar verebilecektir. 2019 yılında Eylül-Ekim aylarında da çift ve çift ilgili sağlık problemleri verebilecektir. Diyebiliriz ki 2019'un en şanslı Vedik astrolojiye göre olan burçları Boğa'dır, daha sonra Yengeç'tir, daha sonra Terazi burcudur, bir nebze Oğlak burcudur, biraz da Balık burcudur. Çünkü bunlar 9. evinde, 7. evinde, 2. evinde ve 11. evlerinde karşılaşıyor. Bunlar pozitif olan evlerdir. İkizler burcuna geldiğimiz zaman, İkizler burcu tam 1,5 yıldır 7. evinde transit Satürn eş iş ortaklık konularını sınavdan geçiriyor. Ve onlara ekonomik alanda finansal konularını düzeltme yolunda mücadeleler veriyor. Örneğin 7. evinde Satürn, çünkü 8. evin yöneticisi olarak yay burcunda bulunması diyor ki onlara, statikonuzdan vazgeçin, değişime gidin, değişmek zorundasınız. Ve bu Türkiye'nin de maalesef yükseleni ve ayı güzel olduğu için bu statiko mutlaka değişecek ve yenilenecektir. Bunu da görüyoruz ve söylüyoruz. Çünkü onlar için de, Türkiye için de çok zorlu yıllardan geçmektedir. Evet. İkizler için ekonomik olarak biraz kısa efendim, verirseniz iyi olur çünkü zamanımız kısıtlı biliyorsunuz. Ben duyamadım, bir saniye. Dedim biraz kısa verirseniz zamanımız kısıtlı yeter. Bütün burçlara zaman verelim. Ve Türkiye ne olacak? Için, Türkiye ile 2019'da Türkiye'nin gerçekten neler gösteriyor, neler bekliyor Türkiye'de? Türkiye özellikle Ocak ayında ekonomik dalgalanmalar gözüküyor. Ocağın 15'i ile Şubat 15 arasında bir güneye operasyon, bir Suriye'ye veya Irak üzerine bir operasyon yapabilir. Mart
ayı ile Ağustos ayları arasında Türkiye'de askeri çevrelerde veya güvenlik alanlarında sorunlar neden oluyor. Nisan ayında Türkiye'nin ekonomik olarak giderlerinin çok yüksek olacağı ve bu dönemde bir kredi ve krediyle ilgili olarak da kandırılabileceği veya tuzağa düşürülebileceği sinyaller var. 2019'da ekonomik olarak 2018'de ve 2017'nin bütün yansımalarını, yani halka yansımalarını toplumda huzursuzluk yaratacağını görüyoruz. 2019 aynı zamanda 2019'un ikinci yarısından sonra, özellikle Ekim ayından sonra bir derlenme ve toparlanma için bir araya son bir kez gelme gibi bir zaman dilimi. Daha sonrası biraz problemli zaman dilimi yani. 2019 ekonomik olarak ben şunu söylüyorum. Yatırım yapmak için çok dikkatli olmalısınız. Finansal hareketleriniz için borsa ve spekülasyon üzerinden günlük bazda takip etmelisiniz. 2019 ekonomik alanda pahalılığın ve bunun halka yansımasının sonuçlarının ağır olabileceği bir yıl olabilir. Türkiye için. Dünyada 2019, geçenlerde yazdım, işte Trump'ın eğer görevden alınma veya soruşturma geçirme gerekiyorsa bu da 2019'da olacak. Görevden çekilme veya görevden alınma. Ama sizin İngiltere'de Brexit'i merak ediyorsunuz. Evet. Devam edecek. Bir çıkma falan yok. Herhangi bir ayrılık yok. Şu anda özel anlaşmalar yapılarak bu Avrupa Birliği ile olan bağlantı devam edecek gözüküyor. 2019'da. Bir kopuş da yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Burçları da yine sevgili izleyicilerin söylemediğimiz burçları da mümkünse onlara da bir anlatayım. Ne olacak onlara evet. Da bir Bu yıl ayı yengeçli olanlar 5. evlerinde transit Jüpiter'i görecekleri için yeni bir promosyon ve spekülasyon işlerden kazançlar elde edildi. Çünkü buradan 9. şans evlerine bakan bir Jüpiter var. Bir de 11. arzu ve istekler evine bakan bir Jüpiter var. Yengeçler bu yıl doğru iletişim kurar ise baskın karakterlerini ortaya koymadan arzu ve isteklerine ulaşabilecekleri, şansı yanına alarak istedikleri yönde birkaç arzu ve isteğine kavuşabilecek mi? Aslanlar bu süreçte dikkatli olmalı. Neden? Çünkü 4. evlerinde Jüpiter var ve bu ay ile kare oluşumu yapıyor. Bu büyüme ve gelişme için sorun yaratabilir. İkili ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde veya evliliklerinde ve partner ilişkilerinde dikkatli olmaları gereken, doğru diyalog kurmaları gereken bir zaman sürecinden geçiyor. Çünkü 5. evdeki Satürn bunların bu alanını kapatıyor, baskılıyor. Başaklar, onlar da 2019'da kan taksanı yaşıyorlar. Yani ay ile Satürn'ün kare açısını görüyor. O zaman diyoruz ki eğer Başaklar 3. evindeki Jüpiter'in yani iletişim ve iletişim alanlarındaki becerilerini ortaya koyan ve bu alanlardaki işlere yönelirlerse çok başarılı olabilirler. Ama aile ve aileden gelen sorunlar 2019'da hala devam edecek Başaklar için. Ailevi konular veya yuva kurma veya mülkiyet üzerindeki tasarruflarla ilgili konularda sorunlar yaşayabilecekler. Bu süreci en iyi şekilde diyalogları doğru kurarak kendilerini bu süreci tamamlayabilirler. Evet. Teraziler de yine bu yıl
iyi etkiler alacak kuşlardan dedim. Çünkü 3. iletişim evini ve altyapı hizmet evinin yöneticisi Jüpiter 2. evinde ve iletişim evinde 4. ve 5. evlerin yöneticisini 3. evde. Bu onlar için yeni bir başarıyı ortaya koyacaklar ve bu alanlardan kazanımlar elde edebilecekler. Var ise sağlık problemleri bu dönemde 2019'da çözebilecekler ve bu dönemde baba sahibi olabilecekler. Babalar baba, anneler de veya doğum yapabilmek için uygun bir süreç olacaktır teraziler için. Teraziler. Akrep burçları tam da kendilerinin üstünden geçiyor bu yükler. Şimdi hem olumlu hem de olumsuz etkilerini akrep kuşlarına verebiliyor. Çünkü akrep kuşlarının ikinci evinde, yani finans evinde bir satürn var. Bu dönemde bunlar kesinlikle aileden gelen ve eş iş ortaklık konularından gelen herhangi bir yatırımsal konuları dikkatli olmak zorunda. Çünkü ikinci evde para, parayı anlatan evdir ikinci ev, satürnün burada olması tıkanıklıklar meydana getirir. Ve bu dönemde bu kişiler akrabalarına veya tanıdığı kimselere borç vererek o borcu elde tekrar geriye alamayabilirler. Herhangi bir kredi işine girdikleri zaman, kredi aldıkları zaman onu ödemekte sorun yaşayabilirler. Ayrıca bu yıl akrepler anne ve baba modellerin üzerinde de bazı sıkıntılar yaşayacaklar. Yay burçları 12. evlerinde Jüpiter'i, yükselen burçlarında Satürn'ü deneyim. Satürn 3. evin yöneticisi olarak cesaretli adımlar atmaya yöneltebilir. Ancak 12. evindeki Jüpiter kendi evlerinin yöneticisi olduğu için bunlar mülkiyet üzerine yapabilecekleri harcamalardan dolayı yanlış sonuçlar elde edebilirler, kandırılabilirler. Özellikle cesaretli adımlar atarken giderler çok yüksek kalabilir. Giderler çok yüksek kaldığı için de 2020'ye çok borçlu bir şekilde girebilirler. Evet. Oğlak burçları 11. evlerinde Jüpiter'i ve 12. evlerinde de Satürn'ü deneyimlemekte. Oğlak burçları bu yıl arzu ve isteklerine yönelik bir veya iki konu üzerinde gökyüzü onlara istediklerini verecek. Ancak 2019'da Satürn 12. evlerinde olduğu için ikinci evin yöneticisi olarak 12. evinde olduğu için finansal konularda herhangi bir yatırıma giderken onun boyutlarını ölçmeden, fizik testini yapmadan kesinlikle bir işe girişmemeli. Doğa burçları kariyer ve kariyere giderken aldatılma yaşayabilirler. Hava burçlarının tam 10. evlerinden Jüpiter hareket ediyor. 11. arzu ve istekler evinin yöneticisi olarak bir önceki eve düşmüş. Ama diyoruz ki ayı kovalı olan kişiler herhangi bir çalışma hayatı olsun, iş hayatı ve kariyerle ilgili bir alanda arzu ve isteklerine götürecek diye bağlantı kurduğu olan insanlara dikkatli olmalı. Onlar ona verdiği sözü tutamayabilirler ve 2019 bu şekilde kayıp olarak kalabilir. Balık burçları, onlar da 2019'un en şanslı burçları olacak. Çünkü 9. evlerinde Jüpiter'i deneyimliyorlar, uzaklara seyahatler yaparlar, yabancı kültürlerle olan iletişimlere artacaktır. Aynı zamanda kariyer ve kariyerle ilgili olarak da 10. evlerindeki Satürn arzu ve isteklerine göre doğru diyalog kurarlarsa bunlar kendilerine verilecekler. Zamanımız az kaldı biraz. Diğer burçları da hemen çok acele mümkünse biraz. Çünkü çok az bir zaman kaldı. Hangisi kaldı? Hiçbiri kalmadı. Siz bilmiyorum hangi burçları söylediniz ama genelde hemen hepsini söylediniz galiba. Galiba söyledim ama diyorum ki yani bir kişinin doğum haritasındaki gezegenler bilinmeden
Tam da işte aya göre ne verir, yükselene göre ne verir, bunlar buharlar kalır. Balık burcunu söylemediniz, balık burcunu. Balık burcunu söyledim, en son söyleyeyim. Balık burcu 9. evinde, ayı balıkta olanlar, 9. evinde Jüpiter'i deneyim. Jüpiter balık burcunun yöneticisidir. Bu uzaklara seyahatler yapabileceğini gösterir. Yabancı ülkelerle ilgili kişilerle bağlantılı işler kurarak kazanımlar elde edebileceğini gösterir. 10. evlerindeki Satürn, 11. evlerinin yöneticisi olarak arzuları ve istekleri yönünde kariyere gidebileceklerini ama doğru dil kullanarak bunu ortaya koyabileceklerini gösterir. Balık kuşlar için. Evet. Ama diyorum ki ben, bütün kuşların aslında bir haritanın doğum bilgileri olmadan sadece bugünkü transitleri değerlendirerek işte kişiye neler verebileceğini söylemek yanlış oldu. Evet. Sadece bunlar bir öngörü. Çünkü bir kişi ne yaşıyor? Negatif olarak gördüğümüz bir kişi o yıldan da çok pozitif yaşayabilecek. Çünkü pozitif etki görebileceği bir yerde doğumluğundan onu boşa çıkaracak, o negatif boşa çıkaracak bir yoga vardır veya bir olumlu gezegen vardır. Sesinizi alamıyoruz. Evet. Şu anda ben üzerinde de bir genel yorum yaptık. Ama diyorum ki bu genel yorum. Bir kişinin haritası bilinmeden onun doğum haritasındaki gezegenlerin transitleri ne olduğu bilinmeden bir yorum yapmak yani genel oluyor. Evet. Anlıyorum. Genel bir etki oluyor. Evet, son sözlerinizi söylerseniz seviniriz. Çünkü artık programı kapatmak zorundayız. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Son sözlerim ben her zaman şunu söylüyorum. Biz dünyaya bir sınav için geliyoruz. Ve bu dünyaya geldiğimiz zaman geniş anımıza ait bir şey söyleyeyim. Evet. Anne rahmine giderken 20 milyon sperm var. Biz neden birinci oluyoruz? Biz birinci olduk. Bu dünyada biz donanımlı bir şekilde birinci geldik. Ama donanımsız bu dünyada bizler eğer doğru vicdanlı ve akıl ile birlikte hareket edersek yarınlarımız bizim için daha pozitif olacaktır. Ve her zaman dediğim gibi Rab mahirdir, zalim değil. İnsan insana zalimdir. Evet. Rabbin bir zulmü yoktur, insan insana zulmü vardır. İnsanın insana zulmünden kurtulabilmek için bizler kendi aklımızı ve yüreğimizi doğru bir şekilde ortaya koymak zorundayız. Evet. Buna da astroloji yardımcı oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Benim konuğum olduğunuz için de bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi günler efendim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, bugün yine programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah astrolojiyi de anlatmaya çalıştı sevgili konuğumuz. Bugün hem matematik ve astrolojiydi programımız. Eminimdir sizleri aydınlatmışızdır diye düşünüyorum. Bizden ayrılmayın. Yarın yine sürpriz konuklarımızla karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın, barış ve sevgi dolu bir dünyada kalın. Hoşça kalın, İrogenç TV'de kalın.